Bugün belirli sağlık sorunları için en iyi takviyeleri paylaşmak istiyorum ve bence herkes bu bilgiyi bilmeli. Çünkü er ya da geç bu sorunlardan biriyle karşılaşabilirsiniz ve özellikle ilaç almak istemiyorsanız size yardımcı olabilecek bir çözüm bilmek güzel olur. Şimdi insanlar takviyeleri araştırırken kanıta dayalı araştırmanın bir takviyenin işe yarayıp yaramadığını öğrenmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorlar. Bu oldukça yanıltıcıdır. Çünkü kanıta dayalı araştırmalara baktığınızda takviyeler söz konusu olduğunda birçok karışık yorum bulacaksınız. Bunun nedeni basitçe bazı organizasyonların ki isimlerini vermeyeceğim, çok para kazandıran ticari tedavilerle rekabet eden doğal tedavilerin sonuçlarını geçersiz kılmak amacıyla kasıtlı olarak araştırma yapmalarıdır. Doğal bir çözümü kim finanse eder ki? Araştırma yapmak çok pahalıdır. Bu yüzden beslenme alanında çok sayıda güvenilir araştırma görmezsiniz bu eksik araştırmalara sahibiz ve insanlar bunun işe yaradığını gösteren bir araştırma yok diyeceklerdir. Bu, işe yaramadığı anlamına gelmez. Sadece kimsenin araştırmayı finanse etmek istemediği anlamına gelir. Bu yüzden sizinle paylaşacağım şey çok fazla kişisel deneyime dayanmaktadır. Yıllar boyunca birçok insanla yani on binlerce hatta yüz binlerce insanla çalışmaktan ve çoğu zaman işe yarayan ve yaramayan şeyleri gözlemlemekten ve aynı zamanda beslenmenin bir sorunu nasıl çözdüğünün mekaniklerine derinlemesine bakmaktan oluşmaktadır. Bu video her bir sağlık durumu hakkında kapsamlı bir çalışma olmayacak ancak en yaygın sağlık sorunlarından ve bu sorunlara nasıl takviyelerin, besinlerin veya çözümlerin yardımcı olabileceğinden bahsedeceğim. Muhtemelen en önemlisi olan D vitamini ile başlayarak anlatacağım. D vitamini hakkında bilmeniz gereken şey çeşitli nedenlerle D vitamini emilimine karşı çok fazla direnç gösterdiğimizdir. Güneş eksikliği, özellikle mevsime ve ekvatora olan uzaklığınıza bağlı olarak dışarıda ne kadar vakit geçirdiğinizle ilgilidir. Ayrıca yaşınız, kilonuz da bu durumu etkiler. İnsülin direnci veya diyabetiniz varsa bu sorunların hepsini daha fazla D3 vitamini alarak aşabilirsiniz. Günde en az 10.000 IU ile 50.000 IU arasında D vitamini almanız gerekir ve belirli durumlara bağlı olarak bundan daha fazlasına bile ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konu hakkında birçok video yayınladım. D vitamininin size yardımcı olabileceği en önemli durumlardan biri otoimmün hastalıklardır. Otoimmün hastalıkların ortak teması iltihaplanmadır. Yani doğru dozda alındığında D vitamini çok güçlü bir iltihaplanma karşıtı olabilir. D vitamini bağışıklık sistemini düzenler. Başka bir deyişle eğer aşırı aktif bir bağışıklık sisteminiz varsa, D vitamini onu yatıştırabilir. Bir de bağışıklık desteğinden yoksun olduğumuz bazı durumlar var. Bu da kesinlikle kanser veya AIDS gibi durumlardır. D vitamini bu durumlar için hayati önem taşır. D vitamini ayrıca depresyon için de harikadır. D vitamininin iyi geldiğini bilmediğiniz bir diğer durum glokomdur. Aslında gözle ilgili birçok sorun yüksek dozda D3 vitamini ile büyük ölçüde iyileştirilebilir ve ardından klasik bel ağrısı ya da kalça ağrısı, derin kemik ağrısı gibi pelvis bölgesi ile ilgili durumlar gelir. D3 vitamini, kanserin yanı sıra iyi huylu tümörlere de yardımcı olabilir. D3'ün bir başka büyük faydası, saç dökülmesi ve dermatit gibi durumlarla ilgilidir. Dermatologlar da bu durumlarda tek bir çözüm önerebilir. O da yüksek miktarda D3 vitamini. Bunu yaptığınızda hemen hemen her türlü cilt iltihabı durumunda harika sonuçlar elde edebilirsiniz. D vitamini ile ilgili önemli bir nokta, D3 vitamini aldığınız her zaman magnezyum, çinko ve K2 vitamini gibi yardımcı maddeleri de almanız gerektiğidir. Peki, bir sonraki önereceğim takviye magnezyum glisinattır. Diğer magnezyum türlerini çok fazla önermiyorum. Özellikle de emilimi çok iyi olmadığı için. Peki magnezyum neye iyi gelir? D vitamininin etkisini göstermesine yardımcı olur. Çünkü ikisi birlikte çalışır. Aslında D vitamini alabilirsiniz. Ancak ciddi magnezyum eksikliğiniz varsa D vitamininin sonuçlarını göremezsiniz. Magnezyum için de aynı şey geçerlidir. Eğer D3 vitamini olmadan magnezyum alıyorsanız, magnezyum yalnızca belirli bir ölçüde etkili olacaktır ve magnezyumu ya da D vitaminini tek başına aldığınızda yan etkiler gelişirse, bu genellikle diğer yardımcı maddenin eksik olmasından kaynaklanır. Sabah erken saatlerde magnezyum eksikliğinden kaynaklanan birçok vücut durumu meydana gelir. Çünkü magnezyum dalgalı bir seyir izler ve en düşük seviyeyi sabah erken saatlerde belki sabah saat 5, 6 veya 7 civarında yaşarsınız. Peki sabahları hangi tür problemler daha çok görülür? Aslında birçok problem yaşayabilirsiniz. Bacaklarda kramp, ayak krampları ve kalp krizi riski artışı gibi. Pıhtılaşma sabahları daha çok görülür. Felçler sabahları olur. Kan şekerinin yükseldiği şafak fenomeni bile sabah erken saatlerde meydana gelir. Tüm bunlar magnezyuma ihtiyacınız olduğunu gösterir. Migren, baş ağrıları da magnezyum eksikliğinden kaynaklanır. Ancak 400 mg gibi daha yüksek miktarlar alıyorsanız sonuçları göreceksinizdir. Ancak migrenlerde etkili olabilmesi için bazen 800 ila 1000 mg veya daha fazla magnezyum almanız gerekebilir. Bu migrenlerin ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Ayrıca Magnezyum, kortizol ve adrenalini düşürür. Bu yüzden uyku için iyidir. Magnezyum ayrıca kanı inceltir ve pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı olur. Magnezyum tansiyon için iyidir, pıhtılaşma önleyici etkileri vardır ve kas kramplarını önlemek için iyidir. Ancak magnezyum atrial fibrilasyon gibi aritmileri önlemek için gerçekten iyi bir elektrolittir. Bu kalp için gerçekten önemli bir etkidir. Magnezyum ayrıca enerji üretiminde de yer alır bu nedenle kronik yorgunluk, mitokondride enerji kaybı gibi her şey için magnezyum çözüm olabilir. Özellikle egzersiz yapıyorsanız ve dayanıklılığınız yoksa magnezyuma ihtiyacınız vardır. Yeterli magnezyum aldığımızı anlamamın yolu vücudumuzdaki tüm kasların gergin olmamasıdır. Son olarak magnezyum böbrek taşlarını önlemek için önemlidir. Bu insanların böbrek taşı olmasının büyük bir nedenidir. Bu magnezyum eksikliklerinden kaynaklanır. Bir sonraki ise mide ekşimesi veya hazımsızlık yaşadığınızda almanız gereken betain hidroklorittir. Betain hidroklorit mideye daha fazla asit sağlar. Çoğu durumda asit eksikliğinden kaynaklanır ve ayrıca asit eksikliği nedeniyle kapak kapanmaz. Betain'in yaptığı üst kapağı kapalı tutmanıza yardımcı olmaktır. Size daha fazla asit sağlayarak daha iyi sindirmenizi sağlar. Bazen işe yaraması için yemek öncesinde 3 ila 6 Hatta 7 tablet almanız gerekebilir. Çünkü çok yüksek konsantrasyonlu değildir. Bir sonraki tedavi mide ülseri için kesinlikle en iyi tedavi olan çinko karnosindir. Bu da gastriti yatıştırmaya yardımcı olur. Şimdi bir sonraki tedavi selenyumdur. İster inanın ister inanmayın, selenyum AIDS hastalığına çok iyi gelir. Selenyum bu AIDS durumuna karşı koymaya yardımcı olacak belirli T hücrelerini düzeltiyor gibi görünüyor. Çünkü AIDS aslında kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromudur. Yani temelde artık bir bağışıklık sisteminiz kalmaz. Bağışıklık sisteminin ana oyuncusunu kaybedersiniz. Bu yüzden selenyum çok ama çok önemlidir. Günde sadece bir adet Brezilya cevizinden iyi miktarda selenyum alabilirsiniz. Selenyum, Hashimoto adı verilen bu otoimmün duruma yakalanma riskini de azaltır. Hashimoto'nuz varsa, yani otoimmün tiroid sorununuz varsa Selenyuma ihtiyacınız vardır. Hashimoto ve AIDS durumlarında aklınıza ilk selenyum gelsin. Bir sonraki tedavi B1 vitaminidir. İlginç bir diğer şey de B1'in işe yaraması için magnezyumu bir yardımcı madde olarak kullanmanız gerektiğidir. Bu yüzden B1 alırsanız ve işe yaramazsa bu magnezyuma ihtiyacınız olduğunu gösterebilir. B1 sinir gerginliği, endişe, stres, kaygı ve huzursuz bacak sendromu için Harika bir tedavidir. Huzursuz bacak sendromunu ele alalım. Magnezyum ve B1 alırsanız neredeyse bu durumdan tamamen kurtulursunuz. Ayrıca yağda çözünen benfotiamin adı verilen başka bir B1 türümüz daha var. Benfotiamin, ayak tabanlarında, parmak uçlarında ve ellerde bulunan vücudun periferik bölgesindeki sinirlerle ilgili her şey için gerçekten iyidir. Güne yayarak 4 tablet alın, vücudunuzda bulunduğunda bu durum iyileşecektir. Bir diğer takviye kronik öksürük için kalsiyum laktattır. Ancak normalde az miktar olmadıkça herhangi bir kalsiyum takviyesi önermiyorum. 1000, 1200, 1500 mg'dan fazla kalsiyum almak istemezsiniz. Çünkü bu sizi kalp problemleri açısından risk altına sokacaktır. Kalsiyumu yiyeceklerden almanızı tavsiye ederim. Peynir, sebzeler, kılçıklı sardalya gibi yiyeceklerden ancak takviye olarak değil. Demir için de aynı şey geçerli. Demir takviyesi almanızı önermem, kırmızı etten, karaciğerden veya karaciğer haplarından almanızı tercih ederim. Bu, düşük tansiyon için iyidir, aynı zamanda enerji için de faydalıdır. Ayrıca, tuz hassasiyeti olan kişilere potasyum öneririm. Halbuki onlara tuzu azaltmaları söylenir. Değil mi? Ben de size sadece potasyum alımınızı artırmanızı öneririm. Ancak potasyum hakkında bilinmesi gereken şey çok fazla ihtiyaç duyduğumuzdur. 4700 mg'a ihtiyacımız var ve bu kadar alan birini henüz tanımıyorum. Sıradaki takviye, koenzim Q10. Bir kişi statin kullanıyorsa, mutlaka koenzim Q10 kullanmalıdır. Çünkü kolesterolü bloke eden statin, vücudunuzdaki koenzim Q10'u tüketir. Peki ya E vitamini? E vitamininin iki farklı formu vardır. Tokotrienol formunu öneririm, çünkü 50 kat daha güçlü etki gösterir. Tokotrienoller, fibrozisi önlemek için gerçekten iyidir. Aynı zamanda anjina, göğüs ağrısı için de iyidir. Arterlerin iç tabakasını desteklemek ve plak oluşumunu önlemek için de faydalıdır. Ayrıca kısırlık için de iyidir. Sıradaki takviye favorilerimden biridir ve tutka olarak bilinir. Tutka oldukça özel bir safra tuzu türüdür. Birçok insan kalınlaşmış safra ile ilgili sorun yaşar. Bu da basınç yaratır ve sağ omuza kadar yayılan bir ağrıya neden olur. Tutka bu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Tutka, ayrıca beyninizdeki nörolojik sorunlar için de iyidir. Tutka, birçok işe yarar. Ancak bununla ilgili ayrı videolarım var. Şimdi, iot hakkında konuşalım. Fibrokistik meme için harikadır. Bu kisler, aşırı miktarda östrojenin neden olduğu kislerdir. Iot, fazla östrojenin doğal bir engelleyicisi veya düzenleyicisidir. Bu yüzden, iot bu durum için harikadır. C vitamini, kollajen için iyidir. Özellikle de Kanayan diş etleri için. Dişlerinizi fırçalarken kolayca kanıyorsa ve diş etleriniz iltihaplanmışsa C vitaminine ihtiyacınız vardır. Probiyotikler, eğer birisi çok fazla diyet gazlı içecekleri içiyorsa bağırsaklarını gerçekten bozacaktır. Ve bu kişilerin yapay tatlandırıcılardan uzak durmaları gerekir. Biyotin, saç, tırnak ve cilt için iyidir, özellikle saç ve tırnaklarınızın uzaması için. Manganez, Turet sendromu ve tikler için iyidir. NAC, Yanlışlıkla fazla tilenol aldıysanız harika bir takviyedir. Yılan ısırıkları veya zehirli mantarlar gibi karaciğere zehirli olan her şey için NAC ve deve dikeni düşünün. Damla sakızı gastrit için iyidir. Uyku için birçok farklı takviye denediyseniz ve işe yaramadıysa bazı kişiler için melatonin öneririm. Birçok kişiye yardımcı olma eğilimindedir ve başka birçok şey yapar. Sanırım bununla ilgili bir video yapmam gerekecek. Ancak her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa Şiddetli uyku sorunları için bunu öneririm. Niasin kolesterol ile ilgili her şey için gerçekten iyidir ve yüksek miktarlarda almanızı öneririm. 500 hatta 1000 mg alabilirsiniz. Bu seviyelere kadar çıkın. Yüzünüzde bir kızarma tepkisi yaşayabilirsiniz. Bu normaldir. Ancak kızarmaya neden olanı tercih edin. Karanfil yağı diş veya diş etlerindeki ağrı için harikadır. Tabii ki bu konuda sonsuza kadar konuşabilirim ancak bu Oldukça uzun bir video oldu. Sanırım bazı takviyelerin en önemli etkilerini öğrendiniz. Bu konuyla ilgili farklı videoları izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Aradığınız konuyla ilgili video bulamazsanız lütfen yorum yazın.